Ben Zeki Sakman, 1943 senesinde, Kırkağaç'ta, annem Ayşe, babam Hüseyin, Kırkağaç doğumluyum. Bir de abim var hayatta şu anda. Kendisi de Yılmaz Sakman. İlkokul ve orta 1'e kadar Kırkağaç'ta okudum. Sonra İzmir'e nakli mekan edince Karataş Ortaokulu'nda devam ettik. Ortaokuldan sonra Motor Sanat Enstitüsü ve onun arkasından da Motor Tekniker Okulları'nı bitirdim. Okulları bitirdikten sonra askerliğe müracaat ettim. Kabul oldu. O zamanlar biraz milli eğitimde herhalde öğretmen açığı varmış. Bizi öğretmen olarak askere almış oldular. Biz doğrudan doğruya kısa bir dönemde staj görmek suretiyle hemen işbaşı yaptık. Ve bize iki öğretmenli bir yere tayin ettiler. Müdür arkadaşımız vardı bir orada, bir de ben. Ben 4 ile 5'leri okutuyordum. Diğer arkadaş da 1, 2, 3'leri okutuyordu ama tabii çocuklar ne okumasını öğrenmişler, ne hiçbir şey bilmiyorlardı yani. Onlara özel olarak her akşam mesai yapmak suretiyle okuma yazmayı öğrettik. İşte matematiği öğrettik. Tabii teknik resmimizde olduğu için çok güzel köşeler hazırladım. Tabiat köşesidir, tarih köşesidir gibi, coğrafya köşesi. O meyanda tabii orada bazı nahoş hadiseler oldu. Ben tayinimi istedim. Tayinimde de imkansız dediler. Öteki öğretmeni tayin etmek istediler. Fakat olmuyormuş. Netice bizi valilik kanalıyla yine Eflani'nin başka bir köyüne tayinimizi çıkardılar. O köyde gittiğimiz gün 1962-63'e bağlayan yılbaşı gecesiydi. Köye biz vardık. Tabii tanıştık köylülerle. Beni bir alıp eve götürdüler. Orada oturduk. Tabii ibadet yönüm yoktu benim. Orada bir zat-ı muhterem oturuyordu. Elime bir kitap verdi benim. O kitabı okudum. Kırmızı kitap. Okudum. Fakat pek bir şey anlayamadım. Bilahare işte orada bir hafız. Bir daha da görmedim. O geceden sonra görmedim hafızı. Kur'an okudu. Okuduktan sonra ben ağlamaya başlamıştım. Yani çok hislendim. bunun işi tamam demişler yani kendi aralarında o zatlar. İşte o Kur'an oku diyen ve kitabı benim elime veren Mustafa Sungur abiydi. Sonradan öğrendim tabii. Mustafa Sungur abi bize doğrudan doğruya orada bulunan başka bir zata havale etti. O da köyün imamı. Kamil Çerenli Hoca Efendi, Allah rahmet eylesin. Bana hocalık yaptı yani o 2 yıl. Tabii günler çabuk geçiyor bazen. Bazen de çok ağır geçiyor yani. Benim o köydeki günlerim çok çabuk geçti. Çünkü çok verimliydi benim için. Çok güzeldi, hoştu. Tabii memnundum yani köyümden, çok memnundum. Bilahare de eğitime gönderdiler bizi. 3 ay gibi bir eğitim yaptık. O eğitimden sonra askerliğimiz bitmiş oldu. Bu meyanda ailemden de daha altyapısından bir nebze bahsedeyim. Babam Hüseyin Sakman. Kırkağaç'ta ısmarlama kundura yaparak hayatını idame ettiren bir insan. Onun da babası Yüzbaşı Ali Rıza Bey. Kendisi zamanında Osmanlı ordusundayken
bir meseleden dolayı sürgün ediliyor Taif'e. Taif'te dünyaya geliyor babam. İşte yani orada bir adet varmış o zamanlar. Doğanlar, böyle yeni doğanları Medine'ye, Münevvere'ye götürür. Ve orada bir gece kalmasını sağlarlarmış. Eğer çocuk durursa iyi, bu çocuk çok iyi karakterli olacak gibi. Bizim dede de herhalde orada bir gece durmuş. Tabii annemin tarafından da bir dayım var, emekliydi, albay. O da vefat etti. Bana hep böyle bu işlerle fazla iştigal etmemem lazım geldiğini, sonra başıma iş açılacağını falan söylerdi. Biz tabii gülerdim ben öyle, gülümserdim kendisine. Sonradan bana telefon açtı. Dedi ki, Zeki evladım, ben sana böyle böyle diyordum ama ben şimdi bazı arkadaşlarla beraber Kur'an okumasını öğrendim, namaza başladım, hacca gittim geldim. Oo, ben tabii çok sevindim yani, dünyalar benim oldu adeta. Onun küçüğü dayım da, o da öğretmen Manisa'da. Emekli oldu tabii uzun zaman önce. O da şimdi iyi olduğunu duyuyorum. Kendisi bazı şeylerini ağzıyla ikrar ediyor. Yani hepsi de elhamdülillah bizim beğenmedikleri yolumuza onlar da dahil olmuş oldular. Sonradan beğendiler. Tabii biz askere gittik, eğitimimizi bitirdik, tezkeremizi aldık. Tabii orada da birçok meseleler başımdan geçti. Biz taburdu bizim şeyimiz. Taburda işte namaz kılıyoruz. Vay bunlar ayin yapıyorlar, bazı gazeteci arkadaşlar. Gidiyorlar komutana şikayet ediyorlar falan. Böyle başımızdan bazı hadiseler geçti. Tabii çağırdılar beni. Dediler bak bunların elebaşısı sensin galiba. Bunlara şey yapıyorsun. Başına iş açma. Askerliğin yanar. Şöyle olur, böyle olur. Tabii komutanım dedim ben namaz kılıyorum. Bana uyanlara da imamlık yapmış oluyorum. Yoksa ben özel olarak hiç kimseye ne bir baskı yapıyorum ne de kimseye böyle bir telkinatta bulunuyorum. Hiçbir şeyim yok. Ben seni gayet iyi anlıyorum dedi. Ama dedi şikayet var hakkında. Onlara dikkat et falan dediler. Olur falan dedik. Tabii o meyanda bizim zaten işimiz bitti. Onlar şikayetler havada kalmış oldu. Bitti bizim askerliğimiz. Tezkeremizi aldık. Geldik İzmir'e. İzmir'de abimizle beraber ayakkabı işine başladık. Tabii benim iş yeri Kestane Pazarı civarındaydı. Yani Kestane Pazarı Camisi ile bizim aramızda 60-70 metre kadar bir mesafe ya vardı ya yoktu. Biz orada işte namazları orada kılıyoruz. Kestane Pazarı Camisi'nde falan. O meyanda bazı yerlere gittik. Gezilere gittik. İşte bu geziler esnasında Hüsrev abi ile tanıştık. Hüsrev abi bize kalem ve divit, mürekkep hediye etti. Gelince biz de yazıya başladık. Bir gün yazı yazıyorum. Zannediyorum küçük sözlerden birinci söz mü, ikinci söz mü yazıyorum yani. Başıma geldi bir abi dikildi. Sen ne yapıyorsun dedi ya. Dedim işte görüyorsun yazı yazıyorum. Peki dedi nedir bu? Okuyayım, otur da dinle dedim. O da bizim aynı mesleği icra eden Naci Şençekicer abimiz. Allah rahmet eylesin. Tabii oturdu, dinledi. Dinledikten sonra bana birkaç sual sordu. O suallerinde artık mukni cevaplar aldım mı almadım mı bilemiyorum ama hoşuna gitti yani. Ben onu tuttum bir iki derse falan götürdüm. O meyanda işte 1966 senesine gelmiş olduk. 1966 senesinde hocamız İzmir'e teşrif ettiler. Hocamız İzmir'e teşrif etmeden önce
Biz Mustafa Birlik abimizin evine giderdik. Haftada iki gün orada dersler olurdu. Ve o oraya işte şeyden Selçuk'tan Ahmet Fevzi abi gelirdi. Kardeşi Mehmet Fevzi abi teşrif ederler üstadın talebeleri. Derslerde şeyin rolü çok büyüktü yani. Çok mukni, ikna edici ders yapardı. Necdet Doğan Ata, Allah rahmet eylesin. Necdet Bey sonra evlenince tabii Almanya'ya bir kursa mı gitti artık bilemiyorum. Bir şeyimiz koptu yani. Yıllarca birbirimize pek görüşemedik. Sonra geldi işte, geldikten sonra da İzmir'de o kolejleri kurdu. İşi büyüttü falan. Tabii belki işinin çokluğundan pek bizim tarafa fazla bir mesaisi olamadı yani. Eskisi gibi olamadı. Ama Üstad Bediüzzaman Hazretlerini görmüş. Onun avukatlığını almış bir insan. Fevkalade bir insan. Bilahare biz Mustafa Birlik'in evine gelip giderken işte yıl 1966. Sungura söyleyiverin. Yaşar Tunagür hocamız İzmir'den tayini çıktı. Biz de onu işte şeye Ankara'ya yolcu etmek için tren garında toplandık bir işte arkadaşlarla ve bizim haricimizde bazı insanlar da vardı. Tabii biz ağlaşıyoruz yani o gidiyor hocamız gidiyor buradan diye. O dedi ki hiç şey yapmayın, üzülmeyin. Ben yerime çok seveceğiniz, beni sizlere hiç aratmayacak çok fevkalade bir hoca gönderiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Ben çok beğeniyorum kendisini falan demişti. Hakikaten sonra hocamız İzmir'e teşrif ettiler. Ben dükkanda işime bakarken Mustafa Birlik abi geldi. Dedi ki ya kardeşim kalk Kestane Pazarı'na müdür olarak gelmiş bir kardeşimiz var. Genç bir kardeşimiz, hocamız. Gel onunla tanıştırayım seni dedi. Biz tabii hemen derhal dedik. Gittik, tanıştık. O Kestane Pazarı'nın tuvaletlerin üstünde bir oda var. O oda müdüriyet odası. Hocam orada yalnız başına oturuyormuş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Biz girdik içeriye. Hocamızı işte ilk defa orada görmüş olduk. Tabii hocamız ciddi, vakur. Efendim, yaşına göre çok çok olgun bir insan. Tabii benim yaşım daha genç ama tabii hocamızın durumu bambaşka. Hocamızla orada devam ederken Kestane Pazarı Derneği'nde orada bir kongre oldu. O kongrede biz kazandık. Bizim tarafımız kazandı. Ali Rıza Güven amcamız kaybedince tabii üzüldü mutlaka. Çünkü oranın banisiydi. Çok o eskiden kurmuştu o derneği. Ve hocamızla tur atarlarken hocamız geldi. Dedi ki biz burayı bırakalım. Ali Rıza Beyefendi'ye bırakalım. Biz ayrılalım. Çünkü oranın o zat-ı muhteremin burada çok büyük emekleri var. Biz başka yerde hizmetimize devam edelim. Biz aşağı yukarı aynı isme emsal bir dernek kurduk. Ve oradan taşındık. Güzelyalı'da bir bina tutmuştuk. O binaya taşındık. İşte gelen talebeler beraberce onlar da geldiler. Netice orada talebeler yetişiyor. Biz de tabii gidiyoruz, geliyoruz. Gidip gelmelerimiz eksik değil. İşte kurban zamanı kurban topluyoruz. Bazı arkadaşlarımız var. Eskiden bazı isimler vermek istemiyorum şimdi ama bunlar profesör seviyesinde insanlar şu anda. O elbiseleri şey yapılan naylonlar vardı eskiden. Şimdi gene vardır da. Onların üst tarafından kesiyorlar. İki taraf kollarına çıkacağı yerler de kesiyorlar.
yağmurlu havalarda onları geçiriyorlar vücutlarına ve moto guzzi veya arçelik üç tekerlekli motorların üzerinde kurban derisi topluyorlar. Bu arkadaşlarımızın hiç unutamam yani gözümün önünde şu anda geliyorlar. Hiç unutamam o hizmetlerini. Canla başla koşturdular. Tabii orada kurban kesiyoruz hocamızla beraber. Yani faaliyetler o zaman sanki böyle yan yanaydı. Diz dizeydi, kol kolaydı. Daha yakındık tabii. Şimdi dünyanın öbür ucunda hocamız hasretiyle yanıyoruz. Ama o zamanlar çok samimi bir havamız, beraberliğimiz vardı yani. Ama hizmet büyüsün de zarar yok. Bizim de hasretimiz büyük olsun hiç önemli değil diye düşünüyoruz. Tabii hocamız geldikten sonra hizmetler yavaş yavaş tebeyyün etmeye başladı. Ne olacak, ne gidecek bir plan proje dahilinde yürümeye başladı. İlk önce işte Buca taraflarında biraz ağırlık kazandı. 9 Eylül Üniversitesi'nin olması hasebiyle. Orada dershaneler açıldı, talebe evleri. Sonra işte bir yurt yapılsa falan derken bizim Nefi Akyazılı beyefendi bir arsası varmış şu anda Bozyaka'da o yer. Ama verilen arsa 1450 metre. 1450 metreye işte ne yapılacaksa yapıldı. Sonradan biraz daha yerler ilave edildi, etraftaki evler alındı falan. Yer genişletildi. Ama o bina tabii çok hizmetlere mebni teşkil etti, varesli oldu. Şimdi bir gün hiç unutmam, bizim Pekmez Camii'nin oğlu, benim de damadım olan Alaaddin de dahil olmak üzere orada okuyorlar, talebeler orada. Şimdi Hoca Efendi dedi ki geceleri nöbetçi kalacaksınız orada talebenin başında. Yani üstünü açan olur, şu olur, bu olur. Çocuklar üşütmesin. Nöbetçi durun. Sizler durun yani. Abiler olarak. Hay hay dedik tabii. Seve seve durduk orada. Güzel şeyler oldu. O çocuklarla beraber hemdem olmak, onlarla beraber gecelemek, onların üstlerini örtmek bizim için çok zevkli şeylerdi bunlar. Tabii bizim bina orada demiştim ya çok hizmetlere vesile oldu diye. Bir gün Kayserililer geldiler. Bir otobüs dolup gelmişler. Başlarında da tarikatın herhalde şeyhi. Orada görüyorlar talebeler namaz kılıyor, tesbihat yapıyor. Çok hoşlarına gidiyor. Ve biz de diyorlar aynı şeyi yapalım memleketimizde. Hemen orada bir himmet yapıyorlar. O himmetin neticesinde o şeyh efendinin herhalde biraz arazisi varmış. Arazisini veriyor. Kimisi kumunu, kimisi çimentosunu, kimisi demirini orada hemen vaat ediyor. Ve orada bitiriyorlar işi yani. Bu şekilde çok hizmetlere emsal teşkil etti orası. Örnek oldu. Tabii seneler geçtiği gibi insanlar da tabii bu meyanda yeni yeni akımlar geliyor, yeni yeni insanlar geliyor, yeni yeni simalar iltihak ediyor. İş büyüdükçe şey oldu, yalnız 1970'de mi 71'de bir şey olduğu zaman hocamızı içeri aldılar 54 kişi olarak. Tabii hocamız o zaman sıkıntılı bir 6 ay geçirdi yani hapishane hayatı. Tabii gidip görüşmek yok, görüşemiyoruz, hasret var. Ama bu hasreti dindirecek elimizde hiç bir imkanımız yok. Sonra hocamla sadece Mustafa Birlik abi kaldılar içeride. Onlar da Buca'daki askeri hapishaneye nakledildiler. İşte o zaman bizi çağırttırmış yani bir benim ismim vermiş, bir diğer abi de diğer abimizin Ahmet Serbest'in ismini vermiş. Gittik ziyaretlerine. Tabii çok hoşumuza gitti yani bu durum. İş gevşemiş artık. Görüşmek serbest olmuş. Onların istediği şekilde, onların talepleriyle, isim vermeleriyle görüşme imkanı hasıl olmuş. Gittik görüştük.
Zaten kısa bir zaman sonra da yani tahliye edildiler elhamdülillah. Tabii bu yanda artık o şeylerimiz hızlandı. Yurt hizmetlerimiz, vakıf kuruldu. Vakfın ilk yönetim heyetinde şu anda çoğu hayatta değil, abilerimiz var idi. Vakıf kuruldu, derneğimiz de var falan derken. Tabii gelip görünce, memleketine gidip haber verince, işte burada böyle bir hizmet var. Geliyorlar, bakıyorlar, merak ediyorlar. Onun neticesinde tabii şey oldu. Çığ gibi her yerden tapu vermek üzere adeta müracaatlar çoğaldı bize. Arkadaşlarımızla beraber artık iş taksimatı yaptık. Bir günde 2-3 yere gidip tapu alıyorduk. Yani o derece tapu vermeler çoğaldı. Çünkü millet görüyor yani. Güzel bir şey yapıldığı zaman millet takdir ediyor yani. Bu millet cömert. Veriyorlar. Yeter ki siz yapın. Güzel bir şeyler yapın. Tabii beklenti de olmayınca Allah da gönderiyor arkasını yani. Beklenti yok hiç kimsede. Sonra tabii dershanelerimiz çoğaldı, yurtlarımız çoğalmaya başladı falan. 1966 hocamız geldi. Ekim ayında da ben işte hanımı isteme durumumuz bahis mevzu oldu. Annem görmüş. İsteyelim dedik. İşte hocam, Mustafa Birlik ve Uslu abi, bir de ben, dört kişi hocamızın şeyiyle gittik kayınpederin evine. Kapısını çaldık. O da zaten vaazlarını dinlemeye biliyor yani. Dinleyebilen bir insan. Seven bir insan. Tabii görünce çok hoşluğuna gitti. Hoşnut oldu. Bizim kapısını açtı. Neyse. İstedik. Hocam istedi tabii. Verdiler. Tabii benim 5 tane çocuğum oldu. 4 tanesi kız, bir tanesi oğlan olmak üzere 5 tane çocuğum oldu. Bu 5 tane evlattan da 13 tane şu anda torunum var. Allah sayılarını artırsın, Allah acılarını göstermesin inşallah. Tabii hanımımdan da memnunum yani. İyi bir insan. Kendisinden memnunum. Tabii bereketli bir yuvamız oldu elhamdülillah. Çok güzel bir yuvamız oldu. Bütün cebaletimizin, bütün miskinliğimizin, bütün uyuşukluğumuzun, metottan uzak bulunuşumuzun, dünyayı her şey sayışımızın ve fırsat ele geçtiği zaman onu değerlendirişimizin altında ahirette olduğu gibi inanmama hastalığı, ruh haleti yatmaktadır. Eğer bir sahabi anlayışı ve idraki içinde ahirete inanmış olsaydık, nefsim adını ötesini arz edeyim. Nefsim adını arz edeyim de başkasının hissiyat ve ruhunu rencide etmeyeyim. Ben rahat döşekte yatmazdım. Ben nefsim adına en küçük mameleke sahip olmazdım. Ben Resul-i Ekrem gibi hasır üzerinde yatar üzerime bir battaniye alırdım. Milletim sefalet içinde çırpınırken, milletim imansızlığın cenderesine kıstırılırken, gençlik adım adım mahvedilirken, benim bir varlığım ve mamelekim olmazdı. Soğukta emanet bir cübbeyle dolaşırdım. Emanet bir ayakkabıyla çarşıda gezerdim. Ve bu halimle Mevla'nın huzuruna gidersem, kovulacağım endişesi vardır içimde. Çünkü birinci işi ihmal etmiş bir insan olarak, manen kolu kanadı kırık bir mücrim olarak, Rabbimin huzurunda bulunmayı müdrikim. Biz Bozyaka'da bir ev yapmaya karar verdik. 1970'li yıllarda başlarında. İşte bir arsa aldık falan. Neyse başladık inşaata. Hoca efendi dedi ki aman ha salonu biraz büyük olsun dedi. Salonu büyük olsun dedi. 23 metre salon yaptık. Çok geniş dedik yani hocam. 23 metre. Çünkü yoktu o zamanlar öyle yani. Kimse de yoktu. Zaten 23 metre falan bayağı bir şey sayılıyordu. Zaten binanın oturduğu yer şu salon kadardı yani. Neyse. Çocuklarımız oldu elhamdülillah. Sümeyye benim 3 numaralı kız. Şimdi doğdu 1 haftalık falan.
Bizim İzzet Çal var. Duymuşsunuzdur belki. İzzet Çal eskilerden. Kendisi makine mühendisi. Şimdi nerede çalışıyor bilemiyorum. Bir Aralık gazetede falan çalışıyordu ama şu anda bilmiyorum nerede çalıştı. Onun Nesibe diye bir kızı var. Aynı gün doğmuşlar aşağı yukarı. Bir haftalık bir ikisi de. Şimdi Hoca Efendi bize gelmişti. Tabii isimlerini daha önceden aldığımız için isimleri var yani. Dedik hocam burada işte çocuklarımız var, yeni doğanlar, isimlerini siz söylemiştiniz. Nesibe ve Sümeyye. Getir bakalım dedi. Biz getirdik kucağına, ikisini de verdik. Birini bir kucağına verdik, birini bir kucağına verdik. Şimdi bu dedi Sümeyye, bu da dedi Nesibe. Yani tabii onun gözleri, feraseti keskin yani. O yoksa bir haftalık bir çocukları böyle ayırt edebilmek kolay mesele değil yani. Çünkü benziyorlar yani birbirlerine. Ondan sonra onları bir okudu falan. Bir hayır duada bulundu. Tekrar aldık götürdük içeriye annelerine verdik. Hocamız geldiği zaman bir eve böyle baktığı zaman bir yerde en ufak bir sakil bir şey görürse rahatsız olurdu. Mesela bir levha asılıyor diyelim ki. En ufak bir yamukluk diyelim ki 1 milimetre. O onu rahatsız eder. Kalkar onu düzeltir. Böyle huyları vardı. Tabii her şeye dikkat ederdi yani. Yemeye, içmeye her şeye dikkat ederdi. Bilhassa kazancı meşru olduğuna inandığı evlere gidip yemek yemeyi tercih ederdi. Zaten fazla insan değildik ama geldiği zaman da bu arkadaşımızın kazancı helaldir düşüncesi ön planda tutuluyordu yani. Şüpheli olduğu zaman zaten bir şey yapılıyordu yani. Anlıyorduk. Hocamızı götürmek istemiyorduk oralara. Bir de tabii o zamanlar bu et kesim meselesi çıktı. Hoca Efendi tabii vaazlarında falan yemelerimizin, içmelerimizin helal olmasını çok çok ön plana çıkarıyordu. Bilhassa et çok mühim. Besmele ile kesilmeyen et yenmez. Hayvan eti yenmezlerdi. Sonra tabii aradan biraz daha şeyler geçti. Yine bir mesele çıkmış Kırkağaç'ta. Bir problemler çıkmış. Mütevelli dağılmış falan. Çağırdı beni. Dedi Zeki Bey, Kırkağaç senin memleketin. Biliyorum. Sen de oraya bir devam etsen iyi olur. Biz aşağı yukarı zannediyorum 5-6 sene devam ettik. Yani öyle şey değil. Her hafta hiç aksatmadan biz Kırkağaç'a gittik geldik. Tam senesini bilmiyorum ama epey bir sene gittik geldik. Sonra tabii oradan Soma'ya gittik geldik. Derken Savaştepe'ye gittik geldik oradan. İlaveler yapıldı yani. Sonra yine Mustafa Ok abiyle beraber bizi Manisa'ya gönderdi. Manisa'ya da her hafta muntazaman gittik geldik oralara da. Mütevellilerine iştirak ettik. Allah'a şükürler olsun. Bir şeyimiz olmadı, bir şikayetimiz yok. Hiçbir zaman şikayet etmedik zaten. Ne dediyse yaptık. Benim çocuklarımda da mesela isimlerinden tut, her şeylerine hocam karar verdi. Ben hiçbir tanesinin doğru düz evlenmesine karar vermedim yani. Kendi başıma karar vermedim. O dedi ki, şuna verelim mi? Verelim. Yani biz hiç hayır demedik. Hocam böyle olmasın demedik yani. Her zaman hocamız ne dediyse aynen kabul ettik. Ha memnun değil misin? Hayır, haşa. Hiçbir memnuniyetsizliğimiz yok elhamdülillah. Tabii oğlumuz da 1977 doğumlu. Kolejimize verdi. O zaman kolej kurulmuş vardı zaten. Onu da koleje verdik. O da oradan mezun oldu. Sonra işte Amerika'da falan tahsiline devam etti, bitirdi. O da iyi maşallah. Ondan da memnunuz. Yani ben çocuklarımın hiçbirisinden memnuniyetsizliğim yok elhamdülillah. Torunlarımdan memnuniyetsizliğim yok. 13 tane torunum var. Hepsinden memnunum. Hepsinde de hayır dua aldık yani. Baştan hayır dua aldık. Memnunuz hepsinden. Allah'a şükürler olsun.
Hepsi zeki, hepsi yani vücutça, işeyici, hepsi iyi yani, sağlam. Akıl bakımından hepsi fevkalade. Memnunuz. Yani ben hocamın o nikah kerametine, nikah kıymasının kerametine veriyorum bunları. Yani onun bereketi, onun şeyi de elhamdülillah çocuklarımızdan hiçbir şey görmedik yani. Çok şükür. Hepsi iyiler. Efendim, tabii hocamız beraber yolculuklarımız oldu. Bazı yerlere beraber gittiğimiz yerler oldu. Mesela hocam bazı yerlerde utangaç davranırdı. Utangaç davranırdı. Böyle benim şahsen biraz böyle şeyimden yani halkın ihtiyacı olduğunu aslında hocamızı görmek istediklerini, kucaklamak istediklerini söyledim kendisine bir iki öyle. Ama tabii bu benim biraz haddimi aşmak gibi bir şey oldu yani Hoca Efendi'ye karşı. Hoca Efendi yol yöntem gösterilecek bir insan değil. Ancak o yol yöntemi o gösterir. Ve bugüne kadar hiçbir anormal veyahut da hatalı veyahut kusurlu hiçbir şeyini görmedik. Ben görmedim. Ve arkadaşlarımın da gördüğünü zannetmiyorum. Hayır duasını aldığımız her işten hayır gördük. Ama o hayır duasını alamadığımız işlerden de hiç hayır görmedik. Elhamdülillah. Ne iş yaptıysak, hayır duasını aldıysak, hayırlı olsun dediyse mutlaka hayır oldu. Ama siz bilirsiniz dediği zamanda da maalesef yani siz bilirsiniz dedi mi o işi ya bırakacaksınız ya yapmayacaksınız. Hoca Efendi kendi şeysini almadığı zaman siz bilirsiniz der. Tabii bu şeyler oldu geçti. Sene geldi 1980'li yıllara. Tabii yine arananlar listesinde maalesef hocamız. Arananlar listesinde şakilerle, katillerle aynı şeyde arananlar olarak resimleri çıkıyor. Arananlar listesidir diye. Şuralarda, buralarda, garlarda, havaalanlarında falan resimleri basılıyor yani o şeylerle beraber. Tabii 1980'de işte ihtilal oldu, arananlar listesinde oldu ama bizim hizmetlerimizde akamete uğradı maalesef. Tabii böyle bir şeylik oldu yani, bir ara fetret devri gibi bir şey oldu yani o senelerde. Ama sonunda daha güzel, daha gür bir şekilde hizmet ayağa kalktı. İlk okulumuz 1982 senesinde, yanlış hatırlamıyorsam. O zamanlar ben de şey sırası bendeymiş, vakfın başkanlık sırası. Biz görev devraldık. İşte Halide Sender bizim vakıf başkanıydı. Bir gün hocam dedi ki, biz bu Bozyaka'daki yeri okula çevirelim. Okula çevirmek için düğmeye basılmış oldu. 17 Kasım'da okulumuz açılmak üzere müsaade edildi. 17 Kasım. Okullar açıldı. 2 ay geçti aradan. 2 ay sonra biz okulu açtık. Ama 24 tane talebe bulamıyoruz yani. Zar zor neyse yani. Talebi 24 tane talebeyi doldurduk. Okul açıldı. Tek sınıf mı artık, iki sınıf mı oldu orada, o zaman bilemiyorum. İşte şimdiki Barbaros Bey müdür muaviniydi herhalde. Sami Yıldırım da emekli, o da müdürümüz olmuştu. İşte öğretmen arkadaşlarımız da vardı, artık kaç tane öğretmense. Okul açıldı yani, yurt okula döndü. Sonra işte birinci sene öyle oldu, ikinci sene efendim fazlalaştı yani, ikinci sınıfa açıldı falan derken. O çocuklar 7 sene sonra mezun olduklarında 16 kişi mezun oldular. Yani ilk alınan talebelerden 16'sı mezun oldu. Diğerleri belki yer değiştirdiler, bilemiyorum yani.
Tabii bunun yani okul olarak bu işlerin tutup tutmayacağını, efendim gerekse yurt olarak tutup tutmayacağını biz hiçbirimiz bilemezdik. Bilemezdik. Yani hatta bazı arkadaşlarımız işte hangi imkanla, hangi kadroyla falan diye endişelerini ishar etmişlerdi. Fakat bu iş öyle bir tuttu ki, yani işte görüyoruz ya, bugün dünyanın her tarafında elhamdülillah okullarımız var, müesseselerimiz var, binlerce öğretmenimiz var. Efendim dershanelerimiz çok güzel hizmetler verdi bu memlekette. Elinden tutulan her çocuk elhamdülillah doğru yolu buldu yani. Dershanelerimiz burada, ben 14 yıl bizim Körfez dershanelerinin başkanlığını yaptım. 14 yıl resmi ortağıydım aynı zamanda, şu andan devam ediyor. Biz ne sıkıntılar içerisinde bu dershaneleri, şimdi diyorlar işte bunlar rant kapısıdır falan ama buralar rant kapısı değil, yanlış biliyorlar. İçinde yaşayan, ben şahsen içinde yaşıyorum yani. 50 senelik bir hizmet hayatım var benim, 50 yıllık. 48 senesini Hoca Efendi'yi tanımakla geçti elhamdülillah. 48 senedir tanıyorum kendisini. Buraları rant kapısı falan olması mümkün değil. Zaten talebenin bir kısmının parasını almıyorsunuz. İdare heyeti olarak gelen dilekçelere mutlaka cevap veriyorsunuz. Bu cevapların neticesinde bazısını olumsuz, çok az insan olumsuz olarak cevap aldı bizden. Çoğu olumlu aldı ve bunların hepsi indirim aldılar. Kimisi bedava okudu, ücretsiz okudu dershanelerimizde. Ama dershanelerimiz çok güzel neticeler verdi. Çok güzel hizmetlere vesile oldu. Şimdi öyle veya böyle diyebilirler. Bilmeyen, hani bilmediğine düşman oluyorlar yani. Aslında bilseler bunlar düşman olunacak şeyler değil yani. Vatanın ve milletin hizmetinde çok güzel şeyler yapan müesseseler. Ama maalesef öyle düşünenler de var yani. Ben hayret ediyorum yani. Biz günü geldi maaşları ödeyemedik. Bu maaşları ödünç paralar bulduk. İcamında pamuk eller cebe dedik. Maaşları tamamladık. Böyle böyle o müesseseler ayakta durdu. Yoksa kolay değil yani. Bir belli, aldığınız para belli. Rant kapısı nasıl olur ben anlayamıyorum yani. Aldığınız para belli, sarfiyatınız belli, öğretmeniniz belli, yani müstahdeminiz belli, kiranız belli. Bunun neresi rant oluyor ben anlayamıyorum. Ama öyle düşünüyorlar. Neden öyle düşünüyorlar onu da anlamış değilim yani. Onu da anlamış değilim. Vallahi yani bu şekilde düşünenlere de Allah'a ya Rabbi diyorum, bu insanlar yanlış düşünüyorlar. İntibah temenni ediyorum onlar için de. Yani yok öyle bir şey yani. Buradan hiçbir arkadaşımız bir kuruş ne maaş alır şeylerde, mütevelli heyetlerde ne maaş alır ne de böyle bir şeyi aklından geçirir. Mümkün değil. Sadece vermeye endeskli bir hizmettir bu. Bizim arkadaşlarımız vermekten başka bir şey düşünmezler. Menfaat düşünmezler. Yani benim çocuğum burada okusun, istifade edeyim, ben onun için buraya hizmet ediyorum demezler. Diyenler zaten elenip gider yani. Mümkün değil, duramazlar. Buraya gelenler yahut bu hizmete gönül verenler hep verme yolunda gayret eden insanlardır. Kazanır, verir. Kazanır, verir. Tabii 1990'lı yıllara gelince bir gün Karşıyaka'da Hoca Efendi cemaattan işte artık kaç kişiysek epey bir insan topladı oraya. Dedi ki artık dışa açılma zamanı, dışa gitme zamanı. Ben artık sizleri karşımda aynı şeyi aynı şekilde görmek istemiyorum. Böyle ayaklı cenaze gibi benim karşıma gelmeyin. Ben aktif, hakikaten İslam'ın istediği gibi hicreti yapabilen, hicret için gayret eden
arkadaşlar görmek istiyorum karşımda. Beni nereye vereceksiniz diyen arkadaşlar istiyorum karşımda. Tabii çok göz yaşartıcı şeyler oldu o zamanlar. Hiç bilmedikleri ülkelere, ne dilini bilir, ne adetini bilir, ne yeneceğini ne bilir, orada hiçbir şey bilmediği memleketlere çantasını alıp gitti bu insanlar. Ve oralarda hizmete vesile oldular, büyük hizmetler yaptılar. Ve onun için de bu ihlas ve samimiyet sayesinde elhamdülillah 160 okul diyorlar, 160 memleket diyorlar şimdi. Herhalde geçmiştir, bilemiyorum. 160 ülke az değil, dile kolay. Zaten dünyada kaç ülke vardır bilmiyorum da. Ama 160 ülke dile kolay yani. Yani bizim memleketimizin hükümeti veyahut da devair devlet, oralarda hangi memleketlerde resmi yerler açtı, kaç tane ateşe gönderdi veyahut da elçi gönderdi, hangi memleketlerde var bilemiyorum. Ama bizim memleketimizin göndermediği elçilikleri bizim çocuklarımız elhamdülillah oralarda açtılar, yapıyorlar, götürüyorlar işi yani. Bunların alkışlanması lazım. Bunların her bakımdan ama her bakımdan teşvik edilmesi lazım. Takviye edilmesi lazım. Gerçi bu hizmet kimseden bir şey beklemiyor yani. Hoca Efendi'ye çok paralar teklif edildi. Dış ülkelerden, Arap ülkelerinden yakinen şahidiz yani. Çok. Ama hiçbir tanesine sakın ha dedi, sakın. Hiç kimseden yardım istemeyeceksiniz. Gelen yardımı da kabul etmeyeceksiniz. Yani bu şekilde bir hizmet kurdu ve bu hizmet bu şekilde yürüyor. Hiç kimsenin ne himmetine, yani kendimizden hariç ama dış devletlerden hiç kimsenin himmetine de muhtaç olmadan bu iş buralara kadar geldi. Ve bundan sonra devam eder inşallah. Ama bilemiyoruz ne niyetlerle, hangi niyetlerle artık bir şey de diyemiyorum yani. Çünkü neticede benim devletim, benim milletim, benim hükümetim, benim bakanım, benim başbakanım, benim cumhurbaşkanım, benim dışişleri bakanım. Ben onları kendimden ayrı görmüyorum ki, göremem zaten. Ama yani bu insanlar bilemiyorum yani, yanlış mı düşünüyorlar, biz mi yanlış görüyoruz bilemiyorum artık. Allah bize de şey versin, basiret versin, onlara da basiret versin. Ne diyeyim yani, ne diyeyim? Üzülüyoruz sadece, çok kırılıyoruz. Rabbim inşallah iyi olur, iyi olur inşallah. Nefsim adına söyleyeyim. Derdin büyüklüğü, azamet ve ihtişamı karşısında hala beşeri zevklerini düşünmeyi terk edemedim. Hala Yemen'in kavgasını vermeyi terk edemedim. Hala gece yatarken altıma bir yumuşak döşek sermeyi terk edemedim. Düşünün, fani şeyleri vermeden baki şey elde edilemez. Maddi ve manevi mahrumiyetlere katlanmadan muvaffakiyet elde edilemez. Ağlanmadan gülünemez. Israf çekmeden saadete erilemez. Milleti kurtarmayı düşünüyorsanız bürokratik yollardan millet kurtarılamaz. Bu milletin başında sadece elbisesi sırtındaki olan kimseler olduğu zaman millet kurtulacaktır. Şahsi adına yatırımıyla, şahsi adına devlet kurmasıyla, şahsi adına tesisatıyla, aile efradı adına tesisatıyla milleti kurtaracağım diye kahramanlık sevdasıyla milletin başında arz-ı didar edenler sadece sineyi millette ümit kırmış, onları bedbinliğe gitmişlerdir.